Merhabalar, Uzunöz köyündeyiz. Uzunöz köyü Ağrı ilinin Tutak ilçesine bağlı bir köydür. Ağrı iline 66 kilometre, Tutak ilçesine ise 26 kilometre uzaklıktadır. Köyün iklimi karasal iklimi etki alanı içerisindeyken yazları sıcak, kışları soğuk ve kar yağışlı sert bir karasal iklime sahiptir. Toplam köy nüfusuna baktığımız zaman 618 olmakla beraber geçen yılları oranla nüfusta artışlar söz konusudur. Uzunöz köyünün ismi Kürtçe Elko kelimesinden türetilmiş, şimdiki adıyla de Uzunöz köyü olarak adlandırılmaktadır. Köyün ekonomisine baktığımız zaman tarım ve hayvancılığa dayalı bir geçim kaynağı söz konusu. Köyün içme suyu şebekesi ve kanalizasyon şebekesi bulunmamakla beraber sağlık ocağı ve sağlık evi bulunmuyor. Köye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır ve ilköğretim okulu da aynı zamanda bulunmaktadır. Evet efendim, aynı zamanda bu köyün meşhur bir özelliği var. Taş ocağı olarak zamanında kullanılmakta ve bu taşlar ahır yapımında, aşhana yapımında ve çeşitli alanlarda köy halkı tarafından değerlendirilmektedir. Aynı zamanda Doğu Beyazıt'ta bulunan İshak Paşa Sarayı'nda da yine bu taşlar buradan taşınıp Doğu Beyazıt'a götürülmüştür. Develer sırtında taşınan bu taşları Doğu Beyazıt'a götürerek İshak Paşa Sarayı yapımında da kullanılmaktadır. Şu anda yanımızda Uzunöz Köyü Muhtarı Emirşah Bey yanımızdalar. Efendim merhabalar. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Kanalı olarak. Teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz ben, Emirşah Bey? Uzunöz Köyü Muhtarı olarak 1965 doğumlu olarak bu köyde doğdum, bu köyde büyüdüm. Bu köyün geleneğinde misafirperverliğiyle ilgili büyüdük. Dedelerimizle, atalarımızla duyduğumuz kadarıyla misafirperverliğimizi göstererek başladık. Bugüne kadar geldik. 5 dönemdir muhtarlık dönemini başladık. Peki 5 yıldır aynı zamanda 5 dönemdir muhtarlık görevini yapmaktasınız. Ve köy halkı tarafından da oldukça sevilen birisiniz ki bu kadar uzun süredir muhtarlık görevini yerine getirmektesiniz. Bu konuyla ilgili neler söyleyeceksiniz? Aynen öyle. Çünkü ben köyünün bütün köylüyü aynen eşit şekilde adaletli olarak çalıştığımız için, köylüyle beraber çalıştığımız için, köylü birbirimizden razı olduğumuz için bu görevi üstleniyoruz ve devam ediyoruz. Evet, çekim öncesi de değerli kardeşinizin gazi olduğundan bahsetmiştiniz. Evet. Hissiyatlarınızı bizimle paylaşır mısınız bu konuyla ilgili? Kardeşim şu an 1994 yılında Hakkari Çukurca'da girdiği çatışmada yaralandı. Ayağın bir tanesini koptu. Şu an gazi, kendisi İstanbul'da ikamet ediyor.
kolay gelsin. Nasıl gidiyor? İyiyim, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Süt sayıyorsunuz ve şu anda Uzunöz Köyü'nün elbette ahırlarından birindeyiz şu anda. Şu anda süt sağımı gerçekleştiriyorsunuz. Saatlerinin aralığı nedir acaba? Akşamları gidiyor, sabah 8'de geliyor. Biz sağıyoruz, bırakıyoruz. Akşam saat 4'te yine geliyor. Tekrar sağıp bırakıyoruz. Akşamları dağda kalıyorlar. Evet. Sabah 8'de geliyor, sağıyoruz, bırakıyoruz. Akşama doğru yine tekrar geliyor, sağıyoruz. Böyle devam ediyor yani. Evet, peki kolay gelsin. Sağ olun, Allah razı olsun. Bugün Uzunöz Köyü'ndeyiz ve kıymetli yöresel lezzetlerimizi tanıtıyoruz siz değerli izleyicilerimize. Birbirinden güzel yöresel lezzetlerimiz şu anda masamızda mevcut ve bu lezzetleri yapan değerli hanımlarımızdan bu lezzetleri nasıl yaptıklarına dair bilgileri alacağız. Öncelikle merhabalar. Merhaba. İsminizi alabilir miyiz? İsmim Turcan. Hoş geldiniz köyümüze, sizde özellikle. Hoş bulduk Turcan Hanım. Siz hangi lezzeti yaptınız acaba? Ben dağda topladığım çarşırı yaptım. Peki. Helizi yaptım. Annem ayran çorbasını yaptı. Ben dağda topladığım bayanların hepsi katkısı var. Yaptık. Peki. Dolma sardık. Kazımızı kesip yaptık. Evet. Helvamız var. Peşimiz var. Ondan sonra keşkülümüz var. Bir de sütlacımız var. Sütlaç. Evet. Evet. Peki bu lezzetleri sırasında diğer hanımlardan da dinleyeceğiz ama sizin yaptığınız lezzetlerin püf noktaları nelerdir? Lezzet katan nedir? Hepsi doğal, organik. Köyde topluyoruz. Getirip kendimiz yapıyoruz. Evet. Ondan sonra tereyağıyla birleştirip yapıyoruz. Asıl lezzetini veren de tereyağı ve bitkinin doğal olması. Doğal olması. Dağda topladığımız odur sadece lezzeti. Evet, teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz tekrar. Teşekkür ediyoruz. Evet, sizinle devam edelim. Verebiliriz alabilir Evet. Sinem. Türkçe bilir. Sinem. Efendim? Sinem. Sinem Hanım, siz hangi lezzeti yaptınız? Sarma. Sarma sardınız. Evet. Peki, ellerinize sağlık. Teşekkür Afiyet ediyoruz. Afiyet olsun, sağ olasın. Sizinle devam edelim. Muhtar Hanım'ın kıymetli eşi. Hem atıbeci mi çekeceğiz? Ayran çorbasını da o yaptı. Kazı da o yaptı yine. Evet. Ondan sonra peşi o yaptı. Helvayı da o yaptı. Peki. Mantarla devam edelim. Mantarı ben köyde toplayıp getirip yapıyorum. Siz burada toplayıp o şekilde. Toplayıp getirip yapıyoruz. Evet. Anladım. Aynen. Yaprak sarmamız var. Ondan sonra pişimiz var. Keşkül yaptık. Ondan sonra sütlaç yaptık. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Afiyet bu güzel olsun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sizlerin aracılığıyla da tanıtabildik. Teşekkürlerimizi sunuyoruz. Annem yaptı. Muhtarın kızı eşi yaptı özellikle bunları. Evet, şu anda muhtarın kızı ve kıymetli eşi ve değerli komşuları buradalar ve oldukça güzel lezzetler hazırlamışlar. Afiyet olsun. Teşekkür ederim.